Bugün tanıtacağım çiçeğimiz buz çiçeği. Buz çiçeği çiçekleri ve yaprakları son derece dekoratif olan çok güzel bir çiçektir arkadaşlar. Ben bu çiçeği getirdiğimde çok küçük bir rizomu vardı. Uç kısmından çelik alarak getirmiştim. Toprağa koydum ve çok çabuk büyüdü. Çok kanaatkar bir bitkidir. Hemen büyüyor, hemen çoğalıyor. Çok da güzel çiçekler açıyor. Yer örtücüdür arkadaş. Buz çiçeği ilk etapta sukulentle genellikle karıştırılıyor. Ama bu sukulent türü değildir. Normal yer örtücü bir türdür arkadaşlar. Şimdi ben bu çiçeğimi birçok yerde gördüm ben. Güneşin altında duruyor. Çiçeklerini açıyor. Hiçbir şey olmuyor. Güneşe dayanabiliyor. Susuzluğa dayanabiliyor. Su verdiğinizde coşuyor. Yani eğer sizler de evimde böyle kolaylıkla bakmak istiyorum. Hemen de büyüsün istiyorum. Ben bir zahmet görmek istemiyorum ama güzelliği de olsun diyorsanız bu çiçeği tavsiye ederim. Zaten eve gelen hemen herkesin dikkatini bu çiçeği çekiyor ve benden çelik alıyorlar arkadaşlar. İlk önce bu çiçekten istiyorlar. Çok seviyorlar. Gerçekten sizler de göreceksiniz. Çok rahatlıkla da büyüyor. Çok az suyla. Yani suyu seviyor aslında. Gün aşırı su veriyorum ama yine de su vermediğinizde de öyle hemen ölüp gitmiyor. Gayet sağlıklı kalıyorlar. Ben sizlere tavsiye ediyorum bu çiçeği. Yayılmacı olduğu için bu çiçeklerimiz genellikle bahçelerde peyzaj amaçlı kullanılıyor. Boş kalan toprak alanları örtmek için, böyle kayalıklar varsa orayı örtmek için buz çiçeği tercih ediliyor. Bir de dayanıklı olması açısından hani gözden kaçarsa sorun olmaz, ölmez, herhangi bir şey olmaz. Ondan dolayı tercih ediliyor. Eğer sizin de böyle bir bahçelerde boş kalan alanlarınız varsa oraya bu çiçekten ekebilirsiniz arkadaşlar. Buz çiçeklerimizin arkadaşlar durduğu yere göre formu değişebiliyor. Eğer biraz gölgede ise yapraklar kocaman oluyor. Çiçekler arada kaybolabiliyor. Eğer güneşte duruyorsa yapraklar küçülüyor. Çiçekler daha çok ortaya çıkıyor. Bir de gündüzleri çiçekler tamamen açıyor. Böyle akşama doğru geceleri de çiçekler kendini kapatıyor ve çok az süre böyle birkaç gün çiçek duruyor. Sonra başka çiçekler açıyor. Bu şekilde. Evet, yerde bıraktığınız zaman herhangi böyle büyük saksıda bıraktığınız zaman saksıyı dolduruyor, yayılıyor, yere doğru uzuyor buz çiçekleri. Eğer yüksekte herhangi bir yerde şimdi bakın benimkini de görüyorsunuz. Yukarıya üst kısma kaldırdım. Hani artık çiçeklerini dökmeye başladı. Üst kısma kaldırdım ve buradan da eğer böyle bir yere alırsanız buradan da sarkma eğilimi gösteriyor bu çiçekler. Yerde ise yeri kaplıyor, eğer yüksekte ise sarkıyor buz çiçeklerimiz. Buz çiçeği özel bir toprak istemez arkadaşlar. Herhangi bir toprakta çok rahatlıkla büyüyebilir. Sulaması tamamen size kalmış. Az suyla da gayet iyi büyüyebilir. Çoğaltımı ise yine çelik yoluyla kırarak çoğaltabilirsiniz. Suda köklendirerek de çoğaltabilirsiniz. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.